Herkese merhabalar sevgili Galatasaraylılar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Manchester United maçının arkasından yarın oynayacağımız Antalyaspor maçını değerlendireceğiz. Maçla ilgili kadro beklentilerimiz neler, takımın ne durumda? Son aldığımız haberlere göre takımın nasıl bir 11 ile çıkacağı ile ilgili birkaç değerlendirmede bulunacağım. Öncelikle sağ tarafta şöyle size göre ekranın sağında, benim solumda bulunan ilk 11'i görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Benim hemen ilk 11 beklentimle başlayalım. Şimdi öncelikle hoca biliyorsunuz Manchester United maçından sonra da artık bazı oyuncular da milli arada dinlenecek. Boye için söylemişti bunu dedi. Bu noktada ben Boye ve Kerem'in ve Icardi'nin tabii ki milli araya kadar yine 11'de oynayacağını çıkartabiliriz. Fakat Kerem'le ilgili bir değişiklik yaptı. Yani düşündüm ben açıkçası. Hocanın da böyle düşüneceğini düşünüyorum. Öncelikle şöyle Boye'ye bakalım. Boye sağ tarafta kesinlikle oynayacaktır. Hocanın söylediği üzere zaten Kaan Ayhan henüz Boye sakatlanmadı ya da kart cezalısı olmadığı sürece orada düşünmüyor diye düşünüyoruz, diyebiliyoruz. Sanchez yine oynayacaktır. Abdülkerim ve Angelinho da oynayacaktır diye düşünüyorum. Angelinho takıma uyum sağlamışken hoca onu keseceğini düşünmüyorum. Ancak şöyle bir şey olabilir. Sonradan girme veya Abdülkerim'i solda, Nelson'u stoperde de düşünebilir ama ben bunu çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Çünkü hoca özellikle Manchester United maçında Nelson girdikten sonra sol stoperde topu birkaç kez ayağına dolaştırdı. Hızlı hareket edemedi. Alışkın olmadığı bir alan olduğu için hemen Sanchez'i sola çekip Nelson'u sağa almıştı. O nedenle ben Sanchez ve Abdülkerim tandeminden vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Torreira'nın sakatlığı vardı ve takımla çalışmadığını, bir gün fazladan izin yaptığını duymuştuk. Ben hocanın burada Torreira'ya risk edeceğini sanmıyorum. Kaan Ayhan çünkü iyi bir maç çıkarmıştı Manchester maçında. Kaan Ayhan'la oynayacağını, önünde Demirbay'ın oynayacağını yerli durumundan dolayı yani Abdülkerim, Kaan Ayhan ve Demirbay'ın yerli kategorisinde oynayacağını düşünüyorum. Ön tarafta yine Tete ile başlar hoca çünkü topu orada tutma konusunda yani kontra kovalamayacaktır. Çünkü birazdan Antalyaspor'dan da bahsedeceğim nasıl oynadığı ile ilgili. Tete'yi Zaha gibi topla oynasın ya da topu orada tutması açısından oynatacağını düşünüyorum ben hocanın. Mertens kısmını burada şimdi Kerem Aktürkoğlu'nu az önce söyledik. Hoca dinlendirmeyebilir diye ama ben özellikle ikinci yarıda sonradan oyuna girmiş bir Mertens olduğu için Manchester maçında deplasmanında daha az yorgun bir Mertens ve 45-50 dakika yine Mertens ile oynayıp sonradan Kerem'i alacağını düşünüyorum açıkçası. Bunun sebeplerinden birisi de Zaha'yı daha takıma monte edebilmesi aslında hocanın. Burada Zaha ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Daha yine 90 dakikayı tamamlayamadı Manchester'da. Tabii ki çok tam hazır değil. Ama hocanın da tam hazır olması için bence bu maçta tekrar 11'den başlayıp hatta belki 90 dakika bile sahada tutabilir diye ona bir değişiklik yazmadım oraya ekrandaki kadroda. Ben Zaha'nın 90 dakika büyük ihtimalle oynayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki bir farklı durum işte sakatlık vesaire gelişmezse Zaha orada oynayacaktır. Çünkü deplasmanda özellikle topu orada tutmak için ve Angelinho ile de iyi bir uyum yakaladığı için şimdi ekranda gördüğünüz kadroda aslında tam olarak dizilişin böyle olacağını düşünüyorum ben. Angelinho ve Boye yine açıklardı ama Demirbay'ın biraz daha Angelinho ve Zaha ile orada üçgenlere katılacağını, Mertens'in Tete'ye daha yakın oynayacağını düşünüyorum. Tete'nin de azıcık içe kırılarak Boye'nin arkadan bindirmeleri destekleyeceğini düşünüyorum. Kerem Demirbay yerine Sergio eğer düşünürse hoca Barış Alper'i oynatacaktır muhtemelen Tete yerine de. Çünkü aksi takdirde yerli sıkıntısı yaşayacak takım. Ben ama dediğim gibi Tete ile başlayacağını sonradan yine Tete'nin oyununa göre, durumuna göre Barış Alper ile devam edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Mertens'in ikinci yarı oyuna gireceğini, pardon 11 başlayacağını, Kerem'in ikinci yarı oyuna gireceğini düşünüyor ve Zaha da maçı 90 dakikayı bitirecektir diye düşünüyorum. Burada Kerem Demirbay'ın yerine ikinci yarıda Ndombele'ye hoca mutlaka süre verecektir. Özellikle Manchester maçında birkaç zaten bize kendi oyun karakteriyle ilgili şeyler sunmuştu, resitaller sunmuştu. Ben burada Barış Alper Tete değişikliğinden sonra sağlanacak yerli kontenjanını yani 3'e yerli yine dönmüş olacağız Abdülkerim, Kaan ve Barış Alper'le. Orada Demirbay'ı çıkarıp da Ndombele ile tekrar bir yabancı hakkı Doğan Yabancı'yı Ndombele ile kullanacağını düşünüyorum hocanın. Takımın oyunundan bahsedelim birazcık. Nasıl bir oyun oynayacak? Yani daha önceki videoda söylemiştik Manchester United deplasmanından döndük. Şampiyonlar Ligi deplasmanlarından dönüş her zaman özellikle yine birlikte deplasmana gidiyorsanız sıkıntılı olur. Burada aceleci bir oyun oynamadan mutlaka hocanın analistleri rakibi analiz etmiştir. Antalyaspor'un çünkü oyun tipi belli, oyun karakteri belli. Hızlı ve topla çıkmaya çalışan bir rakip. Özellikle Fenerbahçe maçında çok da kötü bir maç oynamamışlardı ama takıma yeni gelen oyuncular vardı. Bu oyuncuların uyum sorununu atlatmalarını
beklediler ve şimdi daha iyi. Geçen en son maçta İstanbulspor 2-1 yendiler ve yeni transferleri Adam Buksa 2 gol attı. Gerçekten etkili bir forvet. Antalyaspor'la ilgili söyleyeceğimiz şeyler aslında şunlar. Yani Antalyaspor defansta Veysel ve Ömer gibi çok ağır iki oyuncuyla oynuyor. Dolayısıyla bizim oraya Mertens gibi, işte Kerem gibi, Icardi'nin arkasındaki presçi ve hızlı pres yapan oyuncuların aralara girmesiyle ya da Zaha gibi adam eksilten bir oyuncunun Angelino'nun bindirmelerinde yaptığı içeri girişleri, orada Angelino'nun bindirmeleriyle üzerine adam çekmesiyle kendini açılan alanları değerlendirmesiyle gol bulacağımızı düşünüyorum mutlaka. Orta sahada Erdal ve Saric oynuyor 6 ve 8 numarada. Erdal yetenekli bir oyuncu değil ama sert bir oyuncu. Veysel'in de keza, Ömer Toprak'ın da, çünkü bu iki oyuncu, Veysel ve Ömer Toprak, hızlı değiller, teknik değiller ve sertlikleriyle rakibi yıldırarak oynamaya çalışıyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman bizim için sert bir maç olacak bir kere. Antalya'nın zemini yıllardır zaten sıkıntılı. Sıkıntılı bir zeminle karşılaşabiliriz diye düşünüyorum orada. Bizim topu mutlaka rakip yarı alanda oynamamız gerekiyor ve rakip yarı alanda oynadığımız topu orada tutmamız lazım. Çünkü çok iyi kontraya çıkan bir takım, özellikle sol kanadında işte Güray, Larsson ve bazen burada yeni transferleri 10 numara Strike de katılıyor üçlüye ve çok hızlı çıkıyorlar. Yine İstanbulspor maçında zaten böyle bir gol attılar. Maçı izlediyseniz eğer, maçın büyük bölümünde sol kanattan geldi Antalyaspor. Sol kanadı çok etkili kullanıyor. Zaten Nuri Şahin de özellikle ileri ucu yeni oyunculardan oluştuğu için ilerideki 4-2-3-1 gibi oynuyorlar genelde. O 4-2-3-1 kısmındaki üçlü ve artı biri 4 oyuncuyu da o değiştirdi İstanbulspor maçında. Hasan Longa girdi, Erdoğan girdi. Bunlar da etkili oyuncular, hızlı oyuncular. Dediğim gibi kontraya ve hızlı oyuna çok yatkın bir takım. Bu açıdan dikkat edilmesi gerekiyor. Umarım 3 puanla döneriz. 1-0 olsun, bizim olsun tarzı bir maç. Özellikle milli araya girmeden önce. Çünkü milli ara dönüşü hem Zaha hem de Ndombele'nin daha hazır, hem de Ziyech'in daha hazır geleceğini düşünüyorum. Bizim için güzel bir galibiyet olan bir maç bekliyorum. Değerlendirmelerimiz bu kadar. Beni izlediğin için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.